Yarının Dünyası Paribu sunar. Paribu. Sokrates'e hoş geldiniz. Sokrates'in sevilen yarışma programı Paribu sponsorluğunda hazırladığımız Çok Biliyorsun da yeni bölümümüzle karşınızdayız. Efsanevi isim, çok özel spor adamı, bir hikaye anlatıcısı, bir yazar, bir yorumcu ve çok da iyi bir dost. Dolu dolu bir CV. O senin güzelliğin. İnan Özdemir bugün ve bir sonraki bölümde bana eşlik edecek. Çok biliyorsun da iki de değerli yeni konuğumuz var. Son bölümün artık yani ağacımızın son dalının son yarışmacılarına doğru gidiyoruz. Artık sezon sonuna doğru gidiyoruz. Ama öncesinde iki yeni yarışmacı dedik. Burak Arslan sağımda, solumda Arda Azinyan, bugünün yarışmacıları. Onları tanımaya başlayalım. Burak'la başlayalım. İlginç bir olay oldu. Arda Azinyan yarışmaya girmeden önce şöyle dedi. Benim gözler bozuk, gözlük de çıkarmış mıydım dedi. Ne dedi? Bir şeyler. Takılı değildi. Takılı değildi. Mehmet Demirkol'un programına Somer Şef geldi zannettim dedi. Evet. Evet, bunun... Bu olay yaşandı. İlk defa yaşıyorum desem yalan olur. Biraz kilo, kel ve sakal. Yok, estağfurullah. Biraz klişe benzetiliyorum. Var böyle çok tip zaten. Keşke Somer Şef'e benzetiyorsan. Müthiş bir adam. Bayağı kaliteli gömlekleri, giydikleri falan da. Keşke benzetiyorsan. Ben de Onur Erdem'in deyimiyle bir alım satım gömleği katıldım yarışmaya. Londra Merkez izleyicisi olarak. Seni tanıyalım hemen. Mesela yaşla başlıyorum. 33 yaşındayım. Maşallah. 33. Aynen. 90'lıyım. Reklamcıyım, reklam yazarıyım. Reklam. 10 senedir reklamcılık yapıyorum. Güzel. Kadıköy'de oturuyorum. Ne? Arabayla mı geldin? Yok, araç yok abi. Ehliyet de yok. Kullanmıyorum. Ben. Aras arabayla gelmiş mi? Yok Arda. Bizim Arda. Da o gidiyor oğlum. Aa. Gidiyor. Benim yüzden... de hayalimde o vardı da. Valla o şu anda çıkıyor. Kadıköy'de araba bulmamız lazım. Neyse belki ikinci yarışma belki bir köyü dönem vardı. Evet abi. Aracın yok. Aracım yok. Koşu yolunda reklam ajansı. Bir reklam ajansı. Oha adam. Kadıköy'de oturuyor. Kasanpaşa'da da reklam ajansı var. Kasanpaşa'da oturuyorum. Ha. Koşu yolunda da ajans var. Bir de araban olsa var ya. Adam komple ben. Yarışmak. Komple ben neredeyse benim aynen. Mekanlarımda. Öyle. Vay be. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol. Sporlu olayın nedir? Sporlu olayım yapmıyorum. O belli. Tahmin edildiği üzere. ama izliyorum. Ben de yapmıyorum. Bayağı... Ben de anlatıyorum. Yıllardır izlerim. Birçok farklı spor dalını seviyorum izlemeyi. Tabii ağırlıklı futbol, basketbol. Ama işte İnan Özdemir ve Caner Eler yüzünden biraz biciklete de 2-3 sene ayda. 2-3 sene başladık. 2-3 sene başladık. Şimdi Giro İtalya'yı falan da izledim en son. Onun dışında da olimpiyatları izlerim. Genel olarak bir şey varsa spor müsabakası izlemeyi severim. Seni tuttum, enteresansın. Şuraya yazıyorum. Arda Azinyan, seni tanıyalım. Sen daha gençsin, o kesin. Evet, 21 yaşındayım ben. Maşallah. Galatasaray Üniversitesi'nde siyaset okuyorum. Daha neler? İnan abiye. Okulumdan. İnan Özdemir sana da ısındı şimdi hemen. Aynen. Evet. Bir de ayrıca profesyonel olarak FIFA oynuyorum. E-sporcuyum. Ooo Ege Arslan tarzı. Çok yakın arkadaşım abimdir Ege abi. Vay afacan ona da buradan selamlar. Arda her yerden, Ege, geçen her yerden sene... programı domine etmeye çalışıyor. Ege geçen sene yarıştı burada. Biliyorum Serhan abi de yarıştı. Serhan yeni Aras'ta yarıştı. Hepimiz çok evet. Sevimiyiz aynen öyle. Onun dışında sporla aram. Çocukluğumdan beri her dalı neredeyse takip etmeye çalışıyordum. Ayrıca profesyonel olarak futbol oynadım bir ara. Basketbolda, okul takımlarında falan hala çokça oynarım. Duy. Onun dışında sıkıntılı. Daha çocuk yaşlarımda çok fazla tenis izliyordum. Ama güncel olarak çok hakim değilim. Çok bu Federer, Nadal... Kadınlarda dünya bir numarası kim? Kadınlarda şu an aktif olarak çok kötüyüm işte. Sadece şu Alcaraz çıktı onu... Osuruk. Galiba yeni bir şey geliyor diye de çok Federer fanıydım falan. Bisiklet var mı Arda? Bisiklet var mı? Yok. Onun dışı işte NBA'yi falan çok aktif takip ediyorum. Amerikan Mutfak izliyor musun? Her bölümünü izliyorum evet. Son bölümü izledin mi? Son. Dün çıktı. Dün izlemedim. Onun dışı playoff'ta gün takip ediyorum. Peki. Kaan abinin yok iç yorumları dinlemeyi en sevdiğim şeylerdendir. Miami Denver'a... Orada Kaan abi yok. Miami Denver'a kaç demiştir tahminde? Miami Denver'a mı? Evet. 4-1 ya da 4-2 demiş. 4-1. 4-1'den fazla vermez. 4-0 mu? 4-0 dedi. Bak Burak şov yapmaya başladı şimdiden. Şimdiden şov yapmaya başladı. Tüm programları günü gününe seyrediyorum. Şimdiden şov başladı. Miami'de bir maç alırlar bu arada. Ben de katılmıyorum bu arada. Sponsor Hoca ne yapar eder? En azından bir maç bağlama çeker. İkinizi de sevdim. Hanginiz elenirse üzüleceğim. İkinize de kaynamam oldu.
Bakalım neler olacak, neler bitecek. İkinize de bol şans. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki geldiniz diyelim. İnancım, izin verirsen programı başlatıyorum. İzin her zaman senin. Benim için de burada olmak çok önemli. Çünkü buraya son geldiğimde... Mertcan Tuba yarışmacı. Çok biliyorsun tarihin istihdam edilen programcısı Mertcan Tuba ile birlikteydik. Ki o gün çok açtım, çok yorgundum ben de. Mertcan kardeşimle sonra bu konuda da konuşmuştuk yani. Seyirciler biraz abi sen niye Mertcan'a sinirlendin demişlerdi. Öyle bir durumum yoktu aslında. Ben aç ve yorgundum. Burada Mertcan'dan tekrar özür diliyorum. Ama benim için de iyi, önemliydi yani. En olaylı yarışmada olmak önemliydi. Dilerim bugün de arkadaşlarımızdan biri linç edilir ve bu yarışmada... ben yakınım genelde. Bu yarışmada güzel bir yere gider. Ben bakalım. Sıfır beklentiyle yarışıyorum bu arada. Tamamen şimdi... Seni ben birine benzeteceğim ya. Vallahi... Can Önduylu. Yok be abi, dizilerde mizilerde oynuyor. Şey söylüyorum, Medcezir'deki hayatımda 500 bin kere benzetildiğim insan. Ne diyorsun? O Mucize Doktor'daki kıvırcık saçlı adam. Neydi? Mert. Mert aynen. Mert. Çocuğun... Eylül'ün sevgilisi olan Mert. Evet, tamam, Eylül. Gerçek sürekli, adını da... Sürekli söyleniyor bana. Orada Azar Ergüçlü'nün sevgilisiydi. Evet. Dizide evet, dizide. Eylül işte. Çocuğun adını da hatırlıyorum, takip ediyorum Instagram'da falan. Bayağı iyi bir... Sonra doktor oldu o. Mucize doktor. Sürekli bana sen Mucize Doktor'a çok benziyorsun deniyor. Güzel bir benzetilme yalnız. Aynen. Peki öyle bir çizgi roman şeyin var mı? O Mert oradan yürüyordu dizide. Yok valla. Ama sürekli oluyor yani artık. Kime benziyorsun senden diye bunu söylüyorum yani o kadar. Güzel güzel. Keşke ben de öyle birine benzetilsem. Ama artık sen İnan Özdemir'sin abi. Sen birine benzetilmek için... Arda da geldi. Taner Ölmez tabii ki ya. Tabii ki Taner Ölmez. Neyse bir türlü giremedik yarışmaya. Hadi girelim. Yarım saat oldu. Hızlıca ilk 5-6 soruyu bir eritelim. Bakalım neler olacak. Paribu sponsorluğunda çok biliyorsun başlıyor. Bol şans. İlk soru gelsin. Soru gelmiyor. Geldi. Boksta yere düşen bir sporcunun 10 saniye içinde yerden kalkamama durumuna ne düşüş? Ya kardeşim. Ya, yani hiç sormasaydınız direkt yüzer yazsaydık adamlara. A tuş. B. Knockout. C. Havlu. D. Kroşe. Bitti süre. B. Knockout. B. Knockout. İkinize de güzel puan. Bilemeyen olduğu an elenecektir. Yani, muhtemelen yollardık evet. İkinci soru gelsin hemen. Fiorentina. Takma adında değil. Fiorentina'nın takma adında... Hangi çiçeğin ismi geçer? Ne deniyor Fiorentina'ya? Oradan şık vereceğim mi? Yazalım. Vereceğim tabii ki. Yazalım mı biz? Ben yazdım. A gül, B menekşe, C papatya. Ben yazmış bulundum. D kasım patı. Evet. Bu işler biraz da böyledir. Şıkları görmeyeyim. Menekşe yazdım. Mor menekşeler yazıyordum tam. Tabii mor menekşeler. Bunlar olur, bunlar var. Hızlı gidim yapıyoruz, devam. Çuha hangi sporda kullanılan bir materyaldir? Bu soruların kolaylığı ne oğlum? A. Eskrim. B. Bilardo. C. Kriket. D. Golf. İyisiniz vallahi, size kıyak geçirmiş. 2-3 soru. Böyle devam edersek. Bir GS ölü bir bisikletçi. Böyle devam edersek. Valla. Emin değilim ben ama. Alalım. Rezil Usva aldı. Eskrim. Yaştan kaybetti gibi. Hiç oynamadım hayatımda. Bilardo çuvası, çuvayı yırttın derler, zart derler. Sen evet. Bilardo kafelere çok gitmemişsin. Evet. Evde büyümüşsün, korunaklı ortamda. Günde futbola gitmişsin. Arda 300'de kaldı, Burak 600 oldu ama daha erken sorulardayız. Buralardan hiçbir şey olmaz, herkes rahat olsun. Evet. Şimdi İnan Özdemir sizlere 4. soruyu okuyacak. Hadi bakalım. Bir tenisçi tüm Grand Slam turnuvalarını farklı yıllarda kazanmış olursa ne yapmış olur? A. Kariyer Grand Slam. B. Takvim Grand Slam. C. Süper Slam. D. Slam Dunk. Çok güzel. Yani tabii bizim renk vermememiz lazım ama eledik gitti. Bu şıkka da nasıl renk vermeyeceksin aga? Bu şıkka da nasıl renk vermeyeceksin? Dikkatli okuyun soruyu arkadaşlar. Dikkatli okuyun. Dikkatli okuyun. Alalım. C. Süper Slam. A. Kariyer Grand Slam. Kariyer Grand Slam doğru yanıt. Eğer aynı yıl içinde önemli. Yapsa takvim olacaktı. Eğer olimpiyatları da alsa süper olacaktı. Ama 1983'te Wimbledon aldım. 88'de Roland Garros aldım. 89'da da Amerika Açık'la Avustralya aldım. Noktaladım Grand Slam. Kariyer Grand Slam yaptım.
86'da 4'ünü birden aldım. Takvim Grand Slam. Bir de olimpiyat koydum. Süper Slam. 86 biraz zor olur da olimpiyat. 86'da evet ama yani işte olacak o kadar. İnan ne soru sordun be. Vallahi evet, dengeleri değiştirdin. Güzel. Bir tane daha sor hadi ısınma. Hadi bu bende olsun. Bu ben yarışmaya devam ediyorum. FIBA MIBA senin işler. FIBA Europe'un başına geçecek efsane basketbolcu kimdir? A. Dejan Bodiroga. B. Sarunas Marchionis. C. Jorge Garbajosa. Ne topçu D. Tony Parker. Hepsi çok büyük topçular canım. Garbajosa'yı çok severdim. Üçlükçü. Çapçup sokardı vallahi billahi. Evet, beşinci sorumuz. Süre olarak dolum yaşadık. Şuraya, alalım. Şuraya bir İbrahim Kutlay'a atmamışlar şıkları. C. Jorge Garbajosa. A. Dejan Bodiroga. İki büyük efsane. Tabii Bodiroga biraz daha büyük efsanedir ama doğru yanıt Garbajosa. En sevdiğim basketbol oyuncusu. Ben de çok seviyorum. Ben de çok seviyorum. Garbajosa'yı da severdim de Bodiroga çok başkaydı. Onu zaten apayrı severdim. Arda Müldür. Konuş bakalım. Burak 1000 puan. Ne demek o? Arda 800 puan. Güzel. Yakın geçeceği belli olan bu yarışma yakın geçiyor. Altıncı sorunuzu ben okuyacağım. Şöyle bir bakıyorum soruya. Verelim soruyu. Geri git. Git. Acayip bir soru. Gel. Git. ...750 puan. Atacağız. Alalım. Hangi futbolcunun altın ayakkabısı yoktur? A. Luca Toni. B. Roy Mackay. C. Ruud van Nistelrooy. D. Henrik Larsson. Salladın mı? Salladım. Hadi bakalım hayırlısı. Ben bir şeyler düşündüm. Bitti. Ama. Görelim. İki yanlış yanıt. Luca Toni ve Henrik Larsson, ikisinin de altın ayakkabısı var. Ruud van Nistelrooy gerçekten şaşırtmaçlı bir olay çünkü kamyonla gol attı kendisi. Larsson 3000 tane falan gol attı Celtic'te. Aynen. Leblebi gibi gol atıyordu. Özetlerden izliyordu. Ben iki şık arasında kalmıştım. %50'den gitti. Ah. Ezildik. Çok üzücü oldu. Zaten. Hep öyle olur değil mi? Tat olarak çok düştüm. İki dostumun birden yanlış yapması beni çok düşürdü. Bir muhasebe yapalım. İnan nasıl buldun yarışmacıları? Bir tart bakayım. Çok güzel başladı şu ana kadar yarışma. Kıran kırana mücadele diyebilirim. İki yarışmanın da gözlerine bakınca ben iki yarışmacının da spor tutkusu görüyorum. Acayip. Sadece dediğim gibi Arda efendi olmanın sıkıntısını görmüş. Yani bilardo kafeye gitmemiş, mahallede bilardo oynamamış. Bunlar üzücüydü. Onun dışında pırıl pırıl iki yarışmacı. Tertemiz. Siz var mıydı heyecan? Nerede? Şu an mı? Yok geçen sene Şampiyonlar Ligi finalinde attı Vinicius. Ben yerimde duramıyorum. Evet. Aynen. Yani geldiğinizde heyecan var mıydı? Yok, bir değişim yok. Var mı? Rahatladınız ya mı? Biraz şey reklamcılıktan dolayı kameralara alışkınlık var diyeyim. O bir de bu, yani şuraya bakınca bence heyecanlanmıyorum. Aynen. Evet evet. Yani zaten bir kere Mertcan ve Arda o kadar rahatlatıyor ki insanı. Bir tanedir ikisi de. Yani şu iki sıfata bakınca diyorsun ki rahatlıyorum ben. Çok doğru konuştun. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ben bu arada daha önce Can abiyle, Can Ön Duygu'yla programlara çıktığım için. Ne programına çıktın Can Ön Duygu? Gamer adında bir program yapıyordu eski kanalında. Evet, Beyin'de. Arda. Eski kanalında Beyin'de, evet. Yani bir şey yok. Bilmiyorum ben. Yok. Arda'nın profesyonelliği bak. Eski kanalında Beyin'ci kuruluş. Ya benim yaptığım işte de bunlar önemli olduğu için bazen. Doğru, sen oyuncusun. Yayıncılık da yapıyorsun sen. Aynen, yayın falan da yaptığım için. Vay. Dişli rakip. Twitch. Can abi de çok severim, ona da selamlar buradan. Ben pek sevmem ama bir şey yapalım. Ben de selam söyleyeyim. Alalım soruyu. 1000 puan soru beyler. Öyle böyle değil. Yaz olimpiyat oyunlarına en fazla ev sahipliği yapan şehir hangisidir? Güzel soru. A. Güzel soru. Atina. B. Londra. C. Rio. D. Tokyo. Şaşırtmaçlı soru yine. Şaşırtmaçlı soru tipi. Şaşırtmaçlı soru tipi. Yılları da bilene içecek ısmarlıyorum. İçecek ısmarlanıyor. Halt! Atina. İlk olimpiyat orada yapıldı biliyorsun. O yüzden dedim. Tabii ama işte bilmiyorum. B. Londra. 3 kez Londra'da yapıldı olimpiyatlar. Söyle yıllarını. En ufak bir fikrim yok. Sonuncu bir tanesini tuttur bari be. 2000'lerde 2012. Yapıldı. 2012.
Doğru. 1908 Londra var. Acayip olimpiyat. 1948-2012. 8'i geçen orada mıydınız? Birinci Atina diye o timeline'da illa yapılmıştır diye. İki kere daha denk gelse de. Aynen. Atina'da 2. Japonya'da da 2. Yani Tokyo'da. Daha İstanbul. Doğrusu. 0. Rio'da 1. Atina'daki ilk olimpiyat kaç yılda yapıldı? Eskidir bayağı. Eski 1800'lerde. Bir tarihi var bize. 1800... Git sonlarına doğru git. 21. Sonları mı lan 1821? Ama doğru. 1804. Sonlarına gideceksin abi. Sen niye bu tarafa gidiyorsun? Hayır. Şeye git anladım. O milattan önce olarak düşünüyorsa doğru. O yüzden böyle geliyor olabilir. Tamam. 1896. Aferin. Bravo. İşte bu. Doğru. Taner Ölmez be. 2000 oldu Burak. Yo. Bilmiyorum. Evet Londra. Doğru 2000 oldu. Arda sen 800'sün. Yalnız şöyle bir olay var. Bundan sonra her soru 2000, 3000, 5000, 10000 diye gittiği için sorun yok yani. Bir yerde yakalayıp geçebiliyorsun. Final sorusuna kadar bu olayın devam ediyor. Şöyle bir bakıyorum. Aman 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 aman. Aman 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 aman. Bu soruyu okumak İnan Özdemir'in hakkı. İnan Özdemir'in hakkı Türkiye'de. Sayılı NBA deneyici akla gelen sayılı isim. Hadi bakalım. Koç. Okuma konuşalım. Sayılı koç. Gece kalkabilecek. Güzelce bir oku bakalım. İstediğin sahip. Az sayıda isim arasındayım ben de. Sergio Llull. Koçum benim. Ya da Sergio Llull. Aslanım Llull. Benim. Şırlak diye koydu vallahi son saniye. İnanılmaz bir son saniyeydi. Efendim size Llull'un hangi NBA takımı tarafından draft edildiğini soruyoruz 2009'da. A. Denver Nuggets, B. Houston Rockets, D. C. Dallas Mavericks, D. San Antonio Spurs. Aslında takımı verip... Gitti mi? Ne yaptı? Oynadı mı peki? Onu ben bilmem. Oynamadı. Onu ben sana söyleyecek pozisyonda değilim şu anda. Aslında takımı verip yılı sorsaydık hangi yul diye müthiş olurmuş. Müthiş olurmuş. Bunu akıl edememişsiniz. Evet. Hayır ya. Evet. A Denver Nuggets. A Denver Nuggets. Salladın mı? Salladım. Sen salladın mı? Ben bir iki sikeledim. Bir de Kampazlı'dan dolayı aklımda. Doğru yanıt. Sen sallaya sallaya iyi gidiyorsun. Ben giderim. Hayır, çünkü... Yani şimdi Houston Rockets'la San Antonio 2009'ları biliyorum onları. Öncelisi gibi sallaya sallaya geliyor adam. Onları 2009'larda biliyorum. Yani ben şeyi görmüştüm. 19 yaşındaydım da oraların draft etmediğini biliyordum. Hı-hı. İşte A ya da sen C. Sen 2009'da 5 yaşındasın. Ben hem Kampazlı hem Yul Denver muhabbetini bir yerde görmüştüm. Madrid bağlantısı. Güzel güzel bir bağlantıdan kurdunuz. Yıllarca Houston Rockets götürmeye çalıştı onu NBA'ye. Darren götürmeye gitmedi çalıştı. Gitmedi. Evet. Aslında bu arada Houston ve San Antonio diyebilirdin. Çünkü ikisi de çok uluslararası oyunculara yatırım yapabilecek zekada kulüpler. San Antonio'nun o yüzden konulduğunu düşünüyorum. Ama iyi bildiniz valla. Helal olsun. Şimdi Burak 3250 oldu ve Spring Joker'e aktif oldu. Sen de 2050 oldun. Yaklaştın Spring'e ama henüz senin aktif değil. Kullanırım. Burak'cığım. Olimpiyat, futbol ve basketboldan hangisini kullanmak istersin? Olimpiyat, futbol, basketbol. Olimpiyat olsun ya. Enteresan. Çok az kişi futbol ve basketbol dururken olimpiyata gider ama şöyle bir akılda yürütmüş olabilirsin. Ulan futbol basketi kazıktır da olimpiyatı biraz... Belki dedim. İnan Özdemir, olimpiyat jokeriyle sizlerle. Hangi ülkenin olimpiyat oyunlarında erkekler basketbol altın madalyası yoktur? Çok kolay. A. Arjantin, B. Yugoslavya, C. Sovyetler Birliği, D. İspanya. Çok kolay. Too easy. İki şık arası. Senin yaşın da kurtarıyor yani. Mesela ona gelse bence zor bir soru. Ama... Yoktur yalnız soru ha. Tamam. Hmm. Bence. Ona gelse zor bir soru. Bunun nedenini açıklayacağım. Tamam ben. Ne demek tamamım? Okey. Ver bakalım cevabı. Ben daha Fransızdayım. Biliyormuşum ben de. Evet İspanya. Hayır İspanya'nın basketbolda çok dominant olduğu bir dönemde büyüdüğü için ama... ona gelse ulan İspanya illaki bir olimpiyat ama yani bizim 40'lı yaşlarda ya da yaklaşanlar Sovyetlerin ne bileyim işte Yugoslavya'nın falan o müthiş olimpiyatlarını hatırlıyor. O yüzden dedim 2500 puan daha yazdın. Uçuyorsun ha. 5750. Amacım buydu yarışmaya gelip. Ama Spring'i alır ve bilirse aslında hiçbir çok şey anormal yok. Bir fark yok. 1000 puan falan. Bu sorunun basket sorusu olması gerekiyordu. Hayda. Ama olimpiyatlardaki basket. Hayda. Buna Arda Müldür cevap versin. Ne diyorsun Arda Müldür? Yaptığın işe dil uzatıldı. Jacuz dedi sana Arda. Yok canım ben. İtham ediyor seni. Katılmıyorum çünkü olimpiyatlarla alakalı. Doğru canım ben zaten öyle. Bana gelse daha mutlu olurdum diye diyorum. Remi duydun mu? Duydum. Arkadaşı direkt eleyelim dedi Arda. Yok abi kusura bakma.
İki Arda karşı karşıya. Arda Müldür, Arda Azinyan. Arda Azinyan ufak bir raya yaptı. Evet. Ya bana gelir falan. Bir de Arda Müldür sigortalı çalışanımız tabii, olduğu için. Tabii. Yani önde gözden gibi çıkarabiliriz evet, Azinyan'ı. Şimdi arkadaşlar kritik bir noktadayız. 3000 puanlık bir soru bu. Paribu sorusu. Değerli sponsorumuzun müthiş ağırlıklı sorusu. 3000 puan. Bir anda tüm dengeleri değiştirir. O yüzden paribu sorusuna geçince hemen paribundan çektim fırtığı. Kafein lazım. Vallahi billahi. Şimdi görüyoruz paribu sorusunu. Gelsin. Hemen gelin. Ver. Git. Hani bu soru söyledi tak diye gelecek diye bir şey yok. Tabii ki. Ağırlığı var. Okudum. Alalım. Geri git. Tamam, ben. Al. Ver. İçeride ne küfrediyorlar. Yeterli. Okuyalım artık yeter. Paribu'da fan token'ında bulunan Barcelona son Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda finalde hangi takımı yenmiştir? Çok kolaymış lan bu soru. Hiç 3000 puanlık soru değil bu. A. Real Madrid. B. Juventus. C. Manchester United. D. Arsenal. Yakışmadı. Ağırlığını taşıyamadı bir kere sorunun. Yani şey puanın. Kolay. Kolay. Süre bitimi yaşandı. Alalım. Ne? United. Messi falan hatırladım ben ya. 2009 muydu o? Çok bravo. Çok mu eski? Goller çok eski oldu. Çok mu eski oldu? Golleri veriyor golleri. Bir bir. Şov yaptın da rezil oldun sonra. Mantıç. Adam gol. Yok maçın özeti geldi aklıma. Rakitic, Suarez, Neymar. Doğru ya. Ben Alvaro Morata'da. Messi, David Villa falan. Luis Enrique'li takım. Evet evet. Luis Enrique'li takım. Senin Ronaldo Messi finali. Evet. Messi'nin kafa. Aynen kafa. Bayağı. 2009 muydu? 2009. O zaman Pep Guardiola. 2011. 11 mi? Pep Guardiola. Yine sen de yani sen de vardı daha o zaman. Şimdi bak görüyor musun bu yarışmanın büyüklüğünü? Bir anda 5050 oldu. Spring'ini de bilirse tak tak. Tokat. Sana basketbol ve futbol kaldı. Demin ağladım bu olimpiyat olmaz basket olur diye ama. Şimdi basket sararsam çok büyük bir şey almış olacağım. İşler biraz da böyledir. Şimdi Euroleague gelmesinden korkuyorum bir tık da. Neyse hadi basketbol olsun sözümün arkasında. Euroleague de geldi. Hadi bakalım. Hayır ya. Alalım. Avrupa'nın iki Euroleague gelseydi keşke. Euroleague de gelmedi. Avrupa'nın iki numaralı basket organizasyonu Eurocup'ı en fazla kazanan takım hangisidir? A. Valencia. B. Kim ki? C. Lokomotiv Kuban. D. Badalona. Bir dönemler Juventus Badalona'ydı. Ne takımdı o be? Ginobili'nin takımı mıydı? Cenevalay. Evet. Yani. Alalım. Kim ki diyorum. Valencia doğru yanıt. Ve işte böylelikle. Valencia geldi aklıma. Burak Arslan. Belki Pari bu sorusunu bilip 3000 puanı rakibine... Evet farkı açamadık. Ama Spring'de sen 2500 aldın aynen, o alamadı. Pari buyu dengeledi. Dengeledik. Bir dengeleme yaşadık. Hala dengeli devam ediyoruz. 700 puan fark var aranızda. 700 puan fark var. İkiniz de... Neydi lan onun adı? Çelme Joker'ine de alacak gibisiniz. Burak da şov yapıyor. Ekstra bilgiler veriyor. Acayip bir çocuk. Son bilgide biraz sıkıntı yaşıyorsa da. Evet. Şimdi beyler... 2000, 2500, 3000, 5000. Sıradaki soruların değeri. Yani havuzda 12.500 puan. Sende de matematik maşallah. Ben 2000, 3000, 5000 duydum. Başka mı var? Arada da var. Arada da mı 2000, 2500, 3000, 5000. Peki. Sen çeko okudun mu? Efsanevi isim İnan Özdemir'in yine alanları. Versin bakalım soruyu. Hem NCAA hem de NBA şampiyonluğu olan efsane koç kimdir? A. Mike Krzyzewski. B. Phil Jackson. C. Larry Brown. D. Greg Popovich. E. Mazula. Genç koç. Aa, kalem gitti. Yazabildin mi? Yok. Dur adamın kalemi gitti. İnanılmaz bir olay. Bir saniye, bir saniye. Bu bahane mi? Çözdük. Ben kabul ederim. Alalım. Larry Brown. Krzyzewski, C, Larry Brown. Larry Brown doğru yanıt. Helal olsun. Krzyzewski NBA'ye gitmedi ki şampiyonluk yapsın. 2 sene falan kaldı zaten galiba. Bilmiyorum. Helal olsun. B ve D değil diye biliyorum. İkisinden birini salladım. Kimle aldı Larry Brown? Tanıyacaksın. Dallas mı? Dallas. Mehmet Okur'la aldı. Ha doğru. Detroit Pistons aynen, doğru. Mehmet Okur'la aldı. Niye doğru. Mehmet oynatmıyor Larry Brown diye. Türkiye'de bir arada öyleydi Larry Brown. Tabii. Acayip şeyler yaşıyoruz ha. Şöyle bir bakıyorum. Burak Arslan 7750 olarak Çelme Joker'ini de aldı. Arda da 5050.
Arada 2500 puan var. Şu anki soruda 2500 puan. Görüyor musun olayı? Kritik. Tam denk geldi. Bilirse kafa kafayasınız. Bilirse çelmeler çakışılır. Daha dur. Ondan sonra iki soru var. Doğru. Sakin olun. Şıksız var daha. Sakin olun. Verelim bu soruyu bir bakalım. Chicago White Stockings ismiyle kurulan beyzbol kulübünün bugünkü ismi nedir? A. Caps. B. White Sox. C. Bears. D. Blackhawks. Telaffuzda ben öldürdüm programı. Şimdi burada da sen vurdun programı. Chicago White Stockings ismiyle kuruluyor bu kulüp beyzbolda. Sonra Cubs, White Sox, Bears, Blackhawks hangisi oluyor? Ya. Süre bitimi yaşandı, herkes artık bir şey yapsın. Değiştiriyorum ya, bu kadar hayda kolay değildir gibi düşündüm. Ben de tam tersi bu kadar kolaydır şey dedim. Neydi lan cevap? Cubs! Chicago Cubs, hatırlıyorum, bir yerden var Chico. Boston Red Sox var. Evet. White Sox, bir de White Stockings deyince dedim kesin saz anlama için vardır bu. Buraya bak sen. B yazmıştım ben de ama sonra. Yok, güzel işte. Farklı mantıklar yürüttünüz de. 10.250'ye 5.050. Şimdi işte çok ilginç bir soruya geldik. Arda mecbur bilmek durumunda. Şıksız soru mu? Hayır. Şıklı. Ona daha var. Son şıklı soru ama. Güzel. Şıksız soruyu size efsanevi isim İnan Özdemir okuyacak. Arda heyecan var mı? Yok ya hiç. Kritik sorudasın. Sen Canan Duygu'yla daha önce heyecanı attın. Aynen. Bize heyecanı sardı kaldı. Normalim şu an. Ben bilmem gerekenleri bildim ya. Yani. Hadi göreyim seni bakalım. Bu soruyu bilirsen son soruda ortalık karışır. Alalım. 3000 puan. Evet. 3000 puan. Snooker oyunu hangi ülkede icat edilmiştir? A. İngiltere. B. Avustralya. C. Hindistan. D. Güney Afrika. Bir saniyede yazdı adam. İnanılmaz bir yetenek. İkisi de yazdı, alalım. C. Hindistan. Kardeşim niye alıyorsun ekrandan şıkkımı ya? Niye alıyor ha? B. Avustralya. C. Hindistan kazandı yarışmayı. Kazandı yarışmayı. Hadi yavaş ya, kazandı. İngiliz subaylar. Dur, nereye kazandı? Bu yarışma biter mi arkadaş? Bir bakalım, 13.250 oldu. İlla ki bir şekilde yetişiliyor. Dur yapacağız onu aynen. 5.050. Şimdi 5.000'i bilsen 10.050 oluyorsun. 10.050 oldun. şeyi de kullanacaksın çelme. Yok yine yetmiyor. 2.500 düşsen. Oldururuz ya. Yetmiyor. Son soru anlamını yitirdi. Bana da mesaj var. Kim? Can Önduygu. Pampan. İyi insan ya da bir şey daha var. Yarın alınmak ister misin? Bana biraz zor olabilir. Bir bakıcı yok. Gizem çalışacak falan. Hmm. Yine araba problemleri. Ver ben yazayım onu. Dur lan. Özelimiz de ifşa oldu. Yayındayım. Özelimiz de ifşa oldu. Ben inan. Özelimiz de ifşa oldu. Bir de küfür edeyim. Evet. Oh, içimin yağları eridi. Salak sen Erman'sın diyor. Değnek. Ya bu kadar kritik bir yere girdi adam, bütün şeyi dağıttı. Çocuk yenilmiş, adam kazanmış. Oha inanmışsın diye bu sefer öf. İnandın mı diye ya. Sor abi istiyorsan. Dikkatimizi dağıttı. Peki hiçbir şekilde yok mu ya bunun bir yolu? Arda'ya bir güzellik yapamıyor muyuz? Ne yapayım? Yapamam yani, ekstra puan. Aa, yo springini bilemedin ki. Evet. 10.050 oluyor abi adam. 2500'de çelme takıp... Şöyle olabilir. Mesela... Ben deli gibi ona çelme takarım. Sen de ona takarsan evet. Falan. Vay be. Olsun, son soru gelsin. Oku bakalım inan. İlginç bir son sorumuz var. Ha, ekrana gelmiyor galiba. Gelir. 1960 uzun soruları da bana çaktın ha mesai eksiltmek için. 1962 yılında 400 metre engelli Türkiye gençler rekorunu kıran, spor kariyerinde Galatasaray futbol takımı formasını da giyen ve 90'lı yılların başında süper turnik yarışma programının sunucusu olarak ünlenen kişi kimdir? Acayip değil mi? Mizahşördür. Turnike hatırlıyorum ama yarışma. Süper turnike ama. Belki turnike. Bayağı karıştırıyorum bence ama bir isim yazacağım öylesine. Sıkma canını. Kazandın zaten yarışmayı. Daha neyin şovundasın? Erman da işi bıraktı bana. Maalesef. Son 10 saniye. Arda bir cevap istiyorum yani. Salla ya bir şey. Bir cevap istiyorum senden. Ama
Ben geldi ya Türkiye Gençler Rekoru Kulübü. Ya Kaan Kural yaz yine de yazmış ya. Yaz, Can Öz yaz. Can Ön Duygu yazıyorum o zaman. Yok başka bir şey yap. Can Ön Duygu'dan çok bahsettik. Can Öz yaz. Zorunda mıymış yazmak? Yok abicim niye zorunda olasın? Her gece şimdi benim zorunda mıyım deyince aklıma o geldi. Ben Ardi'yi orada başka birine daha benzettim de program çıkmış hocam. Konuşması çok bir arkadaşımıza benziyor. Doğru. Şey, Bayrampaşa'nın meslisi. Yok. Ben ona benzettim. O Arda Turan değil mi ya? Hayır oğlum Bayrampaşa'nın meslisi var ya dergide. Küçük. Neydi çocuğun adı? İsmail. Oğlum Yedi Kule'nin meclisi o. Ha Yedi Kule, yani, Bayrampaşa. Bayrampaşa. Küçük dedin de yani İsmail bayağı. Alalım. Yanıtı ne alıyoruz? Dur bakayım ne? Ya böyle bir turnike yapması. Günlerin bir tam günlerin turnike. O turnikeydi değil mi? Yıldo. Doğru yanıt Yıldo olacaktı. Aa. Ve böylelikle 13.250'ye 5.050 ile Burak Arslan bir üst tura gidiyor. Kaybedenle başlayalım. Burak seni tebrik ediyorum tabii. Birazdan konuşacağız. Ama önce Arda'ya dönüyorum. Arda. Nerede hata yaptın? Öncelikle şu Valencia kim ki sorusunda şeye güven, hislerime güvenmeliydim. Soru onda, Valencia onda... kim ki değildi ya. Evet evet oydu. Londra merkez ekolinden. Ya Can yeter bir sal programı kardeşim. Uğur Ozan şimdi de. Bu kadar olmaz patron. Bir başmak lazım. Peki sen 18'de kendine niye çok biliyorsun diye bir alarm aldın? Bir yarışma daha var. Google Calendar'ım var benim. Tamam bütün... 17'de zaten buradasın. Niye 18'dekini aldın? Ne olur işte? Ne olmaz. Ne olur ne olmaz. Google Calendar. Buyur canım. Onun dışında bir de sorular bir tık şeydi. Yani... Neydi? Çok iyi bildi. Şöyle tarihsel gelmesi... Bir tık işine yaradı. Çünkü çok sporun ya, her dalına fosil mi? Sporun her dalına benden daha çok hakim. Ben belli dallara daha spesifik olarak hakimim. O biraz daha böyle snooker'ın tarihin falan onun cevabın şeyin detayını da verdi hatta. Bayağı iyi bir yarışma. Bence bayağı ilerleyeceğini düşünüyorum ben. Bu kadar mı sinirlisin Burak'a bu yarışmaya dair? Bayağı ilerleyeceğini düşünüyorum dedi ama sonra. Şundan ismini vermiyor. Bu hayır, hayır. o. Yok yok. Aranızda göz göze geliyoruz hocam. Unuttum. İsminizi estağfurullah. Kusura bakmayın. Burak Bey tekrar söyleyeyim. Burak Bey'in ben bayağı ilerleyeceğini düşünüyorum. Çünkü izliyorum yarışmayı. Full yani şu ana kadar her bölüm falan izledim. Diğerleri o kadar iyi değil. Yok yine bayağı yarışmacılar var da bence bu yarışmada daha çok spor dalına ortalama üstü hakim olmak daha fazla skor getiriyor. Belli dallara daha çok hakim olmaktansa. Peki şampiyonu elendin demek ister misin? İnşallah. Helal olsun be sana gel. Teşekkür ederim. Burak. Güzel bir analiz yaptı. Finale gözünü diktin mi? Finale gözümü diktim. Ben geçen seneden beri finale gözümü diktim. Geçen sene gelemedim yarışmaya. Yoksa başka Spring Ali çıktı. Şey paramparça ederdi beni Spring Ali. Paramparça ederdi beni. Güzel yarıştık. Biraz benim bileceğim yerlerden geldi. Ya yani genel geçer. Mütevazı adam. Genel geçer sorulardı. Manchester finali, yani o Barcelona finali çok garip geldi bana. Yani hala onu, bilemediği soruya kapattı. Evet, i̇şte böyle yarışmacı ileri gider. Guardiola gibi bak. 5-0 öndesin ama yine de 6. gol atacaksın. Kızmaca gibi. Güzeldi, eğlendim. İkinizi de tanımak büyük keyifti. Senle zaten yolumuza devam edeceğiz ama sen de istediğin zaman hem moda sahnesindeki dış çekimlere ve finallere hem de buraya gelebilirsin. Burak senle dediğim gibi zaten yolumuz devam edecek. İkinize de tekrardan çok teşekkür ediyoruz. İnancım sana da teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ederim. Senle bir sonraki bölümde de beraberiz. Senle program yapmak zaten büyük bir keyif. Benim için de her zaman. Büyük bir keyif. Bizi çok bir araya getirmiyorlar ama seninle program yapmamız çok güzel oluyor. Burak ve Arda'ya ben de çok teşekkür edeyim. Ben de edeyim. Arda kardeşim elimizden geleni yaptık ama bugün bir CSU'yu kaybetti. Sıkma canını. Ama ben bugün sıkma. Bir kardeş kazandım. Tabii. Paribus sponsorluğunda çok biliyorsunuz. Bu bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde en son iki yarışmacımız olacak artık yeni anlamda. Bundan sonra sonrasında o yarışmacıların üst turlardaki eşleşmeleriyle beraber tüm dalları bitirmiş olacağız. Ve artık Final Four öncesi finallere, tüm bracket'ın finallerine gitmiş olacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Yarının dünyası Paribu sundu. Paribu.